Tekkeköy'de Hacı Şam Baba ya da diğer adıyla bilinen Bostancı Baba'nın türbesindeyiz. Bostancı Baba burada Metin Bulun'da, yanında da eşi Metin bulunuyor. Ben Bostancı Baba'nın hayatından bahsedeyim size. Bostancı Baba iki hayat yaşamış, bir ömüre iki hayat sığdırmış. Bir hayatında eşkıyalık, diğer hayatında da tövbe eden ve artık erenlik mertebesine varan kişiyi yaşamış. Tövbe etmesinden başlayalım. Hacı Şam Baba 39 kişiyi öldüren bir caniymiş. Günlerden bir gün kervana saldırmış ve kervandaki bütün herkesi öldürmüş. Kervandaki bütün malları almak için ölüleri gezerken bir anda köydeki ilk aşkını görmüş ve onun da öldürüldüğünü fark etmiş. Ve artık silahını toprağa gömüp Eren'e gitmiş. Eren'e olanların hepsini anlatmış, 39 kişiyi öldürdüğünü ve artık vazgeçmesi gerektiğini söylemiş ve tövbe etmiş. Eren de buna dört yolun ağzında bir tane tarla bul, o tarlaya kavun, karpuz ek ve oradaki bütün mahsulleri herkese dağıt demiş. Ve giderken de Eren Hacı Şam Baba'ya bir tane kuru dal vermiş. Bunu da tarlanın ortasına dik. Bu ağaç yeşerdiğinde günahların af olacaktır demiş. Dört yolun olduğu bir tarla bulmuş ve kavun karpuz ekmeye başlamış. Günlerden bir gün o tarlada bir kişi belirmiş bir anda. Hacı Şam Baba tarlasında bostanını ekmekle meşgulmüş yeni mahsulleri için. O kişi Hacı Şam Baba'ya demiş ki karpuzundan yiyelim, getir demiş. Hacı Şam Baba daha yeni ektim, olursa inşallah beraber yeriz demiş. Bir dolan bakalım demiş o beliren kişi tarlada. Bir dolan, belki ektiklerinden çıkanlar olmuştur demiş. Hacı Şam Baba inanmamış ama tarlada gezmeye başlamış. Ve iki tane kavunun yetiştiğini ve bir anda büyüdüğünü görmüş. Şaşırmış, kavunları kopartıp adamın olduğu yere getirmiş. Bir tanesini adama vermiş, bir tanesini de mahallede büyüyen ve oynayan çocuklara götürürüm diyerekten saklamış. Ve adam bir anda kaybolmuş ortadan. Hacı Şam Baba düşünmüş, daha yeni ektiği kavunlar bir anda olmuş. Demiş ki gelen kişi Erenlerden biri ve ben bunu fark etmedim. Çok üzülmüş buna. Kavununu almış, koltuğunun altına, mahallesine gitmiş. Çocuklara ikram etmiş kavununu, ondan sonra da evine girmiş. Evine girdiğinde o tarlada beliren kişi evinde onu bekliyormuş. Kavunu beraber yemişler, elini öpmüş ve gitmiş. Bu hikayelerden birisi. Hacı Şam Baba'nın rivayetlerinden bir tane daha var, ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Hacı Şam Baba tarlasında çalışıp devam etmiş. O kuru dalın yeşermesini bekliyormuş hala, günahların affolduğunu görmek için. Yoldan geçen bir atlının sesini duymuş, dört nala gelen ve bir anda yola çıkmış kavunlarından ikram etmek için. Atlıyı durdurmuş, atlı sinirlenmiş buna, beni neden durduruyorsun diye. Hacı Şam Baba'nın ikram ettiği kavunu kabul etmemiş. Hacı Şam Baba da bu duruma sinirlenince 39 kişiyi nasıl olsa öldürdüm, 40. olsa ne fark eder deyip atlıyı öldürmüş. Öldürdükten sonra tabi tövbe ettiğini hatırlamış ve pişman olmuş. Tövbe etti, Eren'in yanına gitmiş. Olanların hepsini anlatmış birer birer. Eren de ona aynen şunu söylemiş. Sen tarlana git, çalışmaya devam et. Tarlasına gitmiş, çalışmaya devam etmiş. Ve bir anda tarlanın ortasına diktiği kuru dalın yeşerdiğini görmüş. Bir anlam verememiş buna. Çünkü bir insan öldürmüştür ve kuru dal yeşermiştir. Eren'in yanına tekrar gitmiş. Olanları anlatmış. Eren de aynen şunu söylemiş. Sen o adamı öldürmeseydin, o senin yaşadığın şehre gidip birçok kişiyi öldürecekti demiş.